Merhaba arkadaşlar. Sıkça bana sorulan sorularda elektrikli bisikletin ön tekerine normal böyle arka teker taksak, giderken elektrik üretsek, bunu da akülere versek, hiç olmazsa yaptığımız kilometre veya yapacağımız kilometre fazla olsa diye böyle çok talepler gelmekte. Fakat ben olmayacağını bilimsel olarak, elektrik bilgilerime dayanarak bilsem de bunu hem kendim denedim hem de sizlere görsel ve deneyi anlatsam daha iyi olur diye bu videoyu da çektim. Şimdi öncelikle şu yaptığım cihazı anlatayım. Bu bizim wattmetredir. Ne kadar volt üretiyor, ne kadar amper veriyor gibi bilgileri biraz sonra göreceğiz. Bunun içerisinde ne vardır? Bunun içerisinde DC-DC dediğimiz konvertör var. DC step up yani yükseltici olan DC-DC konvertör var. Yani 12 volt ile 40 volt, 50 volt girse ben bunu 62 volta ayarladım. Yani 12 volt da girse 62 volt çıkacak, 24 volt girse de 62 volt çıkacak. DC-DC konvertör var içerisinde. Ayrıca şu gördüğünüz alüminyum soğutucuda da köprü diyotlar mevcuttur. Köprü diyot nedir? Onu da izah edeyim. Şöyle, şurada daha önce yapmış olduğum 50 amperlik, bakın aynısıdır. 50 amperlik köprü diyot var. Bu neden kullanılıyor? Onu da kısaca hemen izah edeyim. Alternatörden 3 tane faz gelir. Yani 3 kablo gelir. O 3 kablo işte buradaki diyotların ucuna girer. 3 faz. Dolayısıyla artı eksi de akülere gidecek veya dediğim gibi biraz önce step up dediğimiz konvertöre girecek. Yani akü besleme dediğimiz bölüme girecek. Burada aynen bağladım. Şurada tabii kontrol amaçlı sigorta bağladım. Ayrıca bir hata yapmamak için, bunu da akülere vereceğiz ya şarj olayı için. Hata yapmamak için artı eksi ben buraya da köprü diyot koydum. Yani hatalara karşı amaçlı. Ayrıca da yolda giderken test amaçlı devreyi açıp kapamak için de bunu da koydum, bunu da koydum. Ve ben bunu normal canlı olarak deney yaptım. Yani kendi elektrikli bisikletimde yaptım. O elektrikli bisikletimi de göstereyim size. Elektrikli bisikletim bu. Ön tekere koymuştum. Şimdi çıkardım olmayınca. Evet. Bu 60 volt. Yani 5 tane aküyle kullanıyorum. Daha doğrusu bu ön teker olarak bu 250 watt elektrikli bisiklet tekerini takmıştım. Tabii olumsuz olunca çıkardım. Gerek olmayınca. Ama niçin olmadı? Nasıl olmadı? Bunu size görsel ve deneysel ve bilimsel olarak anlatıyorum. Anlatacağım. Şu anda cihazı anlattım. Normal giderken bu elektrik üretiyor. Ön tekere bağlı. Ürettiği elektrik bu bizim step up dediğimiz konvertöre giriyor. Nasıl giriyor? 3 faz diyotlardan doğrulttuktan sonra giriyor. Aynı zamanda da ölçü aletimiz de var. Bunu giderken de kontrol ediyorum. Ve bunun çıkışını yani akülere vereceğimiz bölüme de tabii 70 voltluk 60 voltluk ampulüm olmadığı için 220 voltlu 70 wattlık ampul bağladım. Yani deneyimizin gerçek olarak size göstermek için. Şimdi devir kontrollü olarak bunlar açık. Bu da açık şu anda. Ve ayrıca şu gördüğünüz düzeneyi ben harici bir motorla çeviriyorum. Bunu gider gibi yapalım. Ve dolayısıyla burada da wattmetrem var. Yani şebekeden, o zaman şuraya şöyle alayım. Şebekeden ne kadar akım çektiğimi gösteriyor. Bunu da size izah edeceğim. Şimdi yavaşça döndürüyorum motorumuzu, yani alternatörümüzü diyeyim artık. Bakın hemen şöyle uzaktan çekeyim. Şuradaki şeyi görüyorsunuz. Bakın 62,5 volta çıktı. Ne kadar veriyor? 10 watt. Yani tamam bu 10 watt çekiyor diyelim. Ve şu anda bakın devir düştüğü için 8 watt'a da düştü. Şimdi bu 10 watt çekerken şöyle biraz hızlandırdım. Bu 10 watt çekerken buradaki yani şebekeden çektiğimiz watt'a bakalım. 2 amper, 2,7 amper çekiyor.
kaç volta tekabül ediyor? 2 amper görüyorsunuz. 189 watt, 190 watt. 190 watt enerji harcarken, örneğin bakın bu yolda gidiyoruz. 190 watt harcarken 11 watt elektrik üretiyoruz. 62,5 volt. Bakın. Yani hem enerjinin korunum kanunu anlatmış oluyorum. Hem de bu zorlanıyor. Aküden biz kendi akümüzden daha fazla elektrik çekiyoruz. Ürettiğimiz ise bakın ne kadar. Çok küçük bir rakam. Yani hem enerjinin korunum kanunu devreye girmiş oluyor. Hem de bu iş bu kadar masraf, bu kadar emek de boşa gitmiş oluyor. Bunun adı da enerjinin korunumu kanunu oluyor. İşte giderken elektrik üretip arabamıza, işte elektrikli bisikletimize verelim. Olayı maalesef ve maalesef bu şekilde olumsuz olarak sizlere gösterdim. Tabii elektrik bilginiz olsa da olmasa da şu olayı anladınız. Burada 10 wattı görüyorsunuz ve bakın zorlanma yapıyor. Şimdi tekrar ben devrini biraz fazlalaştırayım. Bakın. Yani buradan 10 watt üretirken buradan 190 watt çekiyorsunuz. Bakın şimdi wattını da gösterecek. Evet. Şu anda şeyimiz hızlandı. Evet. 202.8 amper. 216 watt. Bakın 200 wattı bile geçiyor. Burada da 11 watt. Yani çok çekiyorsunuz, az üretiyorsunuz. Bu da olumsuzdur. Evet, sizlere anlatabildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederim.